Herkese merhabalar arkadaşlar. GNB Medya kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerin karşısına belki kanalda ilk defa çektiğim bir Şavrule ile beraber çıkıyorum. Şavrule Kalos'la beraberiz. Gerçekten birçok detayıyla bu fiyat bandında sizi şaşırtacak bir otomobil olduğunu düşünüyorum. Burada lafı daha fazla uzatmayacağım. Otomobilin detaylarına girelim. Dışını ufaktan bir geçeyim. Sonra bakalım sürüşte Kalos bu 1.2 motoruyla bizlere neler sunabiliyor. Hadi gelin Kalos'u yakından inceleyelim. Karşınızda Şavrule Kalos. Evet, ilk defa Chevrolet'i inceliyorum. Kanalımızda birçok kez bu otomobili mutlaka izlemişsinizdir. Çünkü bu tarz otomobilleri eski nesil atmosferik beslemeli motorlar, uygun maliyetli bir öğrencinin alabileceği, yeni evlenen bir çiftin alabileceği bu tarz otomobilleri özellikle almadan önce YouTube'dan çok fazla izlendiğini biliyorum. Mutlaka izlenenler olmuştur ama bir de bizim yorumumuzda dinlemenizi istiyorum arkadaşlar. Bu otomobilimiz 2005 model Chevrolet Kalos. Daiwa ve Opel'in ortaklığıyla geliştirilen bir motor, şanzıman, şasiye sahip olduğunu tabii ki biliyoruz. Opel'le ortaklığını Chevrolet'in. Burada arkadaşlar 1.2 motorumuzla beraber test konumuz oldu. Bu 1.2 motor 72 beygir güç, 104 Nm'de tork üretebiliyor. Bu otomobilin bir de 1.4 versiyonları var. Orada 16 valflik 83-94 yıllara göre değişkenlik gösteren bir motor seçeneğiyle beraber de gelebiliyor. Buradaki 8 valflik motorumuz ve SE diye geçiyor. İçerisini gösterdiğinde gerçekten birçok detayıyla bu otomobil sizlere yani dokunduğunuz yerlerde mutluluk yaşatacak. Yani özellikle şu anda incelediğimiz otomobilimizde türünün en iyi örneklerinden birisi. Özellikle iç tarafta kullanılan malzemelerin temiz kalmışlığından bunu rahatlıkla anlayabileceksiniz. Tasarım tabii ki görecelidir ama arka tarafı çok daha dinamik ve çok daha güzel durabiliyor kesinlikle. Ön taraftan biraz daha böyle hani ben yaşlıyım dedirtiyor açıkçası. Farların içerisinde karartma yok ve uzunca bir sinyal kolumuz var. Ama ön taraftan inceyip uzalan bir tasarımı var. Uzun süre baktıktan sonra ön tasarımı şekil değiştiriyormuş gibi hissediyorsunuz. Yani ilk başta Kalos'u gördünüz de şimdi uzun uzun bakınca biraz garibinize gidiyor. İtalyan bir tasarımcı tarafından üretilen bir otomobil arkadaşlar bu. Zaten şurada da şöyle detaylar yazıyor. Design Gio Gera gibi bir şey. Abimize de buradan selamlarımızı gönderelim. İtalyan bir tasarımcımız var. Her anlamıyla altyapısı Opel olan bir otomobille beraberiz zaten. O yıllarda da halen daha günümüzdeki yeni nesil Chevrolet Opel otomobillerinde de bunu görebiliyoruz. Arka tasarıma geldiğimizde aslında arka tasarım ön tasarıma göre çok daha güzel. Bu otomobille ufak modifiyeler yapılmış halini de internet üzerinde gördüm. Gerçekten o haliyle de oldukça sportif durabiliyor ama arka tasarım dediğim gibi çok daha dinamik. Bu renk bu otomobile çok yakışmış. Genellikle gri renk ve biraz daha yeşile yakın bir rengi var. Onlar biraz daha çok piyasada var ama bu rengi çok daha açık, seçik ve net gösterebiliyor otomobilin bütün hatlarını. Dediğim gibi B segmenti bir hatchback'le beraberiz. 3890 mm'ler bandında. Aslında küçük olmayan bir otomobille beraberiz. Yani içerisine oturduğunuzda özellikle şu anki günümüzdeki B hatchback'lere göre çok geniş bir alan sizi karşılıyor. Bagaj o yıllarda aslında yeterli olan bir bagaj. Evet, şu şekilde sağ taraftan bagajımızı kaldırabiliyoruz. 220 litre. Aslına baktığınızda gayet kabul edilebilir düzey olduğunu söyleyebiliriz. Bakın şu aralar kaplamalar falan hani o yıllara göre gerçekten fena değil. Pandiz oturum kalitesi, şurada da şöyle bir tane tutamağımız var göreceğiniz üzere. 220 litre. Hani bunu çok dikkat çekmiyorum. O yıllardaki birçok B hatchback de bunları sizlere sunabiliyor. Evet, kapımız kilitli mi? Ön tarafa çık, arka taraf kilitli kalmış. Evet, S ve SE dedik. Bakın SE olduğunda burada çok kaliteli hissettiren kumaşlarla beraber geliyor otomobil. Otomobilin içerisindeki yani koltuklardaki kumaş detaylarıyla aynı. Böyle biraz kadifemsi bir detay. Yani şu gerçekten kalite algısını oldukça fazla yükseltmiş. Yukarı taraflar zaten komple sert plastiklerden oluşuyor ama otomobilin iç torpido rengi açık olduğu için gerçekten burada ferah bir hava yaşattığını sizlere söyleyebilirim. Bakın burada mesela bir kartlığımız var. Eğer 1.4 SX alırsanız burada elektrikli aynalar ayarlayabileceğiniz butonlar geliyor. Burada ama aynalarımız manuel olarak alabiliyorsunuz. Arka camlarımız tabii ki manuel. Ama bu otomobilin özellikle direksiyon hissiyatı, yani şuna bakar mısınız? Hani böyle eski Amerikan otomobillerin direksiyonlarına benziyor. İçimi biraz kıpırdattı. Bu dürbün tarzı göğüs açıkçası beni heyecanlandırıyor ve şuralardaki bakın damarlı yapıları görüyor musunuz? Hani bunlar hani bozulmayacağım ben ama çok da kaliteli değilimin göstergesi. Evet, burada detaylar böyleydi arkadaşlar. Sürüşe geçelim bakalım. Yaklaşık 300-350 bin TL arasında alabileceğiniz bu Chevrolet Kalos 1.2 motoruyla bizlere neler sunabiliyor? Genelde bunlardan bahsedelim.
Arkadaşlar tekrardan hoş geldiniz. Kalosumuzun içerisindeyiz. Anahtarını şöyle göstereyim. Bildiğimiz ekmek bıçağı tarzında bir anahtarımız var. Üzerinde dokulu bir malzeme var. Her zaman yaptığımız gibi camları bir tık emniyet kemeri ötüyor. Değil mi? Airbag. Airbag mi ötüyor? Ha, ben de kemer ötüyor Yok, zannettim. kemer Kemer uyarısı ötmüyorum. yok yani. Kemer uyarısı yok. Hasan kardeşimle beraberiz bugün. Kendisi benim kardeşimdir arkadaşlar. Belki ilerleyen zamanda birçok videoda da görürsünüz. Her zaman yaptığımız gibi camları indireceğim. Araba yıkamışsın ama bunu yapacağım maalesef. Evet, camlarımız bir tık açık. Şu motor sesini bir dinleyelim. Bak, kendisi de kapıları kilitliyor. 192 bin kilometrede. İlk çalıştırdığında bu yıllardaki otomobillerde bir cicit olur ya. Aynı o tepkide var arkadaşlar. Ve yan aynada şey yazıyor. Objects in mirror are closer than they appear. Yandaki nesne, yani gözüken nesneler, yani aynada gördüğünüz nesneler göründüğünden daha yakın olabilir diyor. Mesela bu da güzel bir uyarı. Ama bu eski nesil aynalar gibi değil. Yani bildiğiniz ayna gibi değil yani. Çünkü eski nesillerde bildiğiniz üzere kendinizi kocaman görürsünüz böyle. Bu öyle değil. Şöyle yolumuza çıkalım. Abi ilk bu arabayı aldığınızda, şimdi ben ilk defa bir kalosa oturdum sen aldıktan sonra. Hiç kullanmamıştım bu otomobili. Abi buraya oturduğunuzda olduğundan çok daha geniş bir otomobil. Yani dışarısına bakıyorsun, hani evet normal o yıllardaki bir hatchback ama burası geniş. Mesela o yıllara baktığında aynalar büyük. Yani açıları çok güzel. Şurala mesela şuranın uzunluğu gayet güzel. Şuradaki bu derinlik efekti, orada bir saati görüyorsunuz. Mutlaka siz de kameraya yansıyordur. O bile mesela tam gözümüzün hizasına geliyor. Çok güzel bir hissiyat var. Şu mesela hani gösterge paneli de dürbün gibi ve buradaki detaylar da abi şu anda günümüzdeki birçok yeni otomobilde kullanılıyor şu detay. Yani bakar mısın, top gibi sağa sola çevrilebiliyor. Bunun tasarımı oldukça güzel. Benim çok hoşuma gitti. Onun haricinde bu da arka sisimiz var. Ön sisimiz bulunmuyor. Dörtlü flaşörün yeri gayet güzel ve hiç yanmamış bakın. Yıllara rağmen. Altında daha sonradan takılmış bir teybimiz var. Burada güzel bir gözümüz. Klima butonlarımız gayet seçik. Bakın kullanımı çok kolay. Klima butonu ve bence bu otomobili kullanışlık detaylarından en güzel olanı. Abi iki tane bardaklığınız çıkıyor. Ben bu tarz bardaklıkları bayılıyorum. Yani uzun yolda mutlaka çok kullanışlı oluyordur diye düşünüyorum. Kesinlikle. Aşağı tarafta da kullanmadığımız bir küllüğümüz bulunuyor. Burada ilk günden beri yakıt Aynen fişlerimiz öyle. duruyor. Süper abi. Onun haricinde vites topuzumuz şey, zurna dürüm. Zurna Çok dürüm uzun. boyunda uzun ama şu üstündeki bu yuvarlak top kısmı elinize çok güzel oturuyor arkadaşlar. Vites atarken gayet kolaylık yaşıyorsunuz. Arka tarafta da bir oyuğumuz var. O da el frenini çekerken ki elinizin oyuğu diyelim. Öyle bir oyuğumuz var. Bu modelde kol dayanağınız bulunmuyor arkadaşlar. Biraz yüksekte oturuyorum. Ya böyle bir hissiyat aldım. Zaten bu koltuklar çok çökmüyor arkadaşlar ama yüksekte oturuyorsunuz. Hani bir B crossover gibi de hissettiriyor açıkçası. Elektrikli aynamız zaten dediğim gibi yok ama far yükseklik alçaklık ayarımız sol tarafta bulunuyor. Bu da hoş bir detaydır. Direksiyon. Abi kornalarımız burada mükemmel yani. Çok kullanışlı. Ve direksiyon arkadaşlar çok daha kaliteli ve çok daha büyük bir otomobilde oturuyor musunuz hissiyatını veriyor size. Bunu mutlaka sizler de almışsınızdır. Gerçekten bu otomobile göre biraz büyük bir direksiyon bu. Ama oturduktan sonra rahatlıkla buna da alışıyorsunuz. Ben şeyi çok beğendim. Bu gösterge paneli ama sol tarafta devir yok abi. Bu otomobilde devir yok, sağda hız var. Sol tarafta neyimiz var? Hararet ve yakıtımızı orada görebiliyoruz. Zaten LPG'miz var. LPG'ye birebir uyumlu bir motorla beraberiz. Onun haricinde başka bir problem yok. Şunu biraz soğuğa alalım. Evet Hasan'ım sen anlat. Ne kadar oldu bunu alalı? Kasım 19'da aldım. Bayağı da olmuş. Yani nasıl bir Evet şu 5 ay hemen hemen olmuş. 4-5 yıl olmuş. Hani alıştık arabaya da. Kilometre olarak ne yaptın abi? Kilometre olarak aldığımızda 185 bindeydi. O iyi. Fazla değil. 7000 kilometre. Ama tabii her gün işe gidip Aynen geliyorsun. öyle. Yani günlük bizim 40-50 kilometre fix git gel yolculuğumuz oluyor. Onun için biraz hızlı artıyor yani. Bizim derken orayı da açalım. Bunlar hep hatıra olarak kalıyor. Ceren'e de İşte buradan çok selamlar. Ceren'i sabah işe bırakıyorum. Oradan kendim geçiyorum. Akşam onu alıp tekrar bırakıyorum. O Evet. yüzden günlük
kilometremiz biraz fazla oluyor. Normal. 7000 kilometre. Aslında birçok şeyi sana vermiştir bu değer. Yani yakıtı çok güzel hesaplamışsındır bu noktada. Peki bu 7000 kilometre, ya şunu söyleyeyim ama otomobilin bilmiyorum. Çok fazla kalosa binmedim. Ama mesela bir akrabamda vardı abi. 12-13 yıldır kullanıyordu. Çok severek kullanıyordu. Aynı bu renkti mesela 12'de. Abi onun içini hatırlıyorum mesela. Bu çok temiz. Yani şu olan, şu bakar mısın? Abi en ufacık bir yenme yok. Yani şu an biraz tam güneşin tepede olduğu bir saatte çekiyoruz arkadaşlar. O yüzden buralar büyük ihtimalle size gölge yapıyordur ama en ufacık çizik yok abi buralarda. Ya o konuda şanslıyız. Bizden önceki sahipleri gerçekten düzgün davranmış arabaya. Güzel bakmışlar. Evet. Yani özellikle iç kondisyonunda. Yani dışı da temiz arabanın bu arada. Sadece tek değişeni var. Başka evet, yok, herhangi kasası bir çok güzel. Boyası vesairesi yok. Tamponları bile orijinal duruyor yani. O konuda dediğim gibi bayağı şanslıyız. Biz de elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz yine. Gerçekten temiz bir araba. Motora geleceğiz tabii ki arkadaşlar ama ergonomi bakımında buraya oturduğunuzda kol dayanağının haricinde hiçbir eksiklik yok abi. Onu söyleyebilirim. Burada rahatlıkla işlemlerinizi yapabiliyorsunuz. Bu aynalar biraz bana Hyundai Getz'i hatırlattı. Mutlaka sizlere de ufaktan bir Getz şeyi gelmiştir. Ortadaki ayna büyük bu otomobil için gayet yeterli. Arka camın tamamını da buradan görebiliyorsunuz arkadaşlar. Hiçbir problem yok. Onun haricinde bakalım artık bu kalos 1-2 motoruyla bizlere neler sunuyor. Devri görememek kötü ya. Ben devre göre kendimi ayarlıyorum hep. Devir saati nasıl olmaz abi? Ya ilk başta eksikliğini ben de yaşadım ama sonradan ses kasarak artık. Aynen öyle. Süper. İki kişiyiz arkadaşlar. 8 watt motor mesela 5. viteste hafif bir rampadayız. Bakın ister isterseniz düşmeler oluyor. Ama biraz da geriden girdim. Bak. Bak bu biraz şeydir ha, sıkıntılı bir virajdır. Çok fazla teslim. Mesela çok yatıyor, fark ediyor musun? Evet. Çok yatıyor. Yani o dediğim yukarıda olma hissiyatı zaten otomobilin dış tasarımında önden anlıyorsun. Gerçekten yüksek. Yani şu bakar mısınız? Otomobilin bütün gövdesini sallıyor. RPG'deyiz değil mi şu anda? Evet. Aa, motorun da bir karakter sesi var ha. Çok, sesi çok hoşuma gidiyor. Çok güzel değil mi sesi? Çok zorlamıyorum. Devam edebiliriz. 100'den sonra rüzgar sesi biraz daha fazla girmeye başladı. Özellikle soldaki cam fitilinden. Mesela şu anda 5. vitesteyim. Büyük ihtimalle 3500-4000 devirdeyim diye düşünüyorum. 5 ileri bu otomobil. Bunun 1.4'lerinin otomatik versiyonları da var. Onlar da 4 ileri tork konvertörüyle beraber geliyor arkadaşlar. Ufaktan bir rüzgarın ıslık sesini duyuyoruz. Ya oradan ya buradan geliyor ama karıştırıyorum şu an. Oradan mı sayılır? 140 hız. Yeter abi. 10 numara değil mi? Yani beklentimiz de ona göre. Kesinlikle bak çok güzel bir şey konuştun. Yani verdiğin paraya bakıyorsun, karşılığı gayet yeterli abi. Mesela 145 bandındayım. Rüzgar sesi iyice arttı. Mutlaka kameraya da yansıyordur. 150 olduk abi. Yani dip gazda değilim şu anda. Otomobili sadece at aletiyle akıtıyorum. Ufaktan da gaza basıyorum. Güzel ya bak şey rejit baksana direksiyonu bırakıyorum bu hızda şey yok. Böyle bir sallama balans. Ya böyle temiz kalmış eski otomobillerin hastasıyız abi. Yani binince yemin ediyorum yani yüzün gülüyor anladın mı? Detaylı bir kalos videosu olmuş olacak arkadaşlar sizler için de. Uzun olacak. Çok iyi ya 160'a geldik abi. Ya daha zorlamadık. Bassak 180 de yapar. Hafif rampa aşağı. Ya rampa aşağı yapar. 190'ı bile görürsün. Yani ama bu değil. Yani bu otomobil olay zaten bu değil. 190-190 gideyim değil. Yani şu arabada 4 kişi olsak 190'da tutunamaz. 180'de, 170'de, 160'da yine tutunamaz. Ama 120-130 bandında rahatlıkla gidebilecek bir motor.
104 Nm tork var arkadaşlar. Evet, size kulağa çok az gibi gelebilir ama bu otomobil totalde baktığınızda 960 kilogram. Yani aslında yine çok hafif değil. Ama 960 kilo 1-2 motor için gayet yeterli. LPG taktırdığında da şu anda ruhsatta 1060-1070 gibi bir şey veriyordu diye hatırlıyorum, ya da 1040 da olabilir. Ama düşme potansiyeli olan, mesela bak 4'te işte devri göremediğim için tam kendimi ayarlayamıyorum, ama o sesten otomobilin düştüğünü anlıyorsunuz. Abi en büyük handikapı, çok yatıyor. Yani bilmeyen birini bu otomobil korkutur bak. Bayağı bir kıvırdım. Ya tutmasında bir problem yok ama tedirgin ediyor seni, anladın mı? Korkuyorsun ufaktan yani. Bu Twitter'lar aktif mi? Baktın mı? Ona hiç bakmadım ya ben. Yani TB'de öyle çok bir kullanmıyorsun. Şey yok, numarası yok. Normal. Çok güzel ya. Tahrik edici. Bu şey, benim Marian vardı bilirsiniz. Marian'ın sesi yani mükemmeldi. O İtalyan aygırı sesi var ya, harikaydı. Bunda da öyle bir hissiyat aldım. Ama kullanımı çok kolay ya. Direksiyonu mesela çok sert değil. Ceren mesela sıkıntı yaşıyor mu? O bir tık. Yani şimdi yeni arabalara göre bakınca hani elektrik destekli direksiyonlar tabii vesaire yumuşacık abi, arabanın parmağınla döndürüyorsun. Bu tabii biraz da eski de olduğu için biraz daha ağır kalıyor. Hani onun beklentisi oydu. Onu karşılamıyor ama beni tatmin ediyor güzel. Gayet yeterli. Sadece bir tık büyük. Büyük değil mi? Arabaya göre ama büyük. Çok güzel ya. Yani şeyi çok güzel. Bak şöyle tutabiliyorsun, şöyle tutabilirsin. Gayet güzel. Yani zaten en başta da bahsettim. Dışarıdan bakınca evet küçük bir araba ama direksiyona geçtiğinde hani olduğundan belki de, daha hani C segmenti bir araba kullanıyormuşsun gibi. Kesinlikle. Ben en azından onu alıyorum. Abi içi büyük ya, içi çok geniş. Yanlış mıyım? Evet. İçi gayet yeterli. Bu arada konuşurken ne aklıma geldi biliyor musun? Abi biz seninle Konya'da video çektik ya. Evet. Abi sanki ilk defa çekiyormuşuz gibi oldu ama. Vay be, zaman çok çabuk geçiyor. YouTube'a başladığımız ilk zamanlar. Yani yine çekmiştik arkadaşlar, siyah. Yine Hasan'ındı. O hala duruyor. Hala duruyor. Ağız tutumları biraz geniş. Hani dönerken falan o problem yaratabilir. Ama şuranın şu hissiyatı var ya, abi güzel duruyor ya. Chevrolet'in bir ruhu var, anladın mı? Böyle ister istemez o şeyi alıyorsun yani. Bu otomobile binince ne hissettim biliyor musun? Mitsubishi Colt var ya. Evet. Katil Colt. Hani sosyal medyadan oldukça izledim. Ama o otomobil gibi bir hissiyat aldım ama tabii o gerçekten güzel yürüyen motor. Evet. 8 var abi ister istemez. Bunu alıyorsun ama mesela 100 km/saat hızdayım. Mesela bunda ne hissiyatını aldım biliyor musun? Birebir aynı abi bak. Birebir aynı. Benim Palio'm vardı 1.4. Evet. Yeşil arkadaşlar, mutlaka zaten biliyorsunuz Palio. Abi Palio ile aynı gidiyor. Ama bu tabii ki daha bir araba. Yani daha bir sessiz. Palio'da her şey çok daha mekanikti. Bunda daha böyle yani içeride oturduğunuzda güvende hissediyorsun abi. Kullanılan malzemeler, genişlik. Yani çok çok güzel. Ama Palio ile aynı yürüyor. Mesela 5'teyim. Düştüğünü hissediyorum. Bir benzine çekeyim. Çekeyim. Komple ışık gitti. Benzinle mi oluyor? Evet, benzinle. Biraz bağıratalım. Bağıratalım bakalım. Bak işte şu an güzel. Benzin de güzel gidiyor zaten. Hayır, şu an gaz tepkisi de harika. Bak basmıyorum ama çok güzel gidiyor şu anda. Bak yürüdüm biraz, 120. Gaz tepkisi bile dolgunlaştı biliyor musun? Bir de yokuş çıkıyoruz şu anda. Süspansiyonları güzel ya. Yumuşak. Değil mi? Yumuşak. Yok, benzin de daha canlı. Benzin de çok memnun ediyor zaten. İşte ne yazık ki fiyatlar üzüyor. Benzinde kullandırmıyor bize fiyatları. Yani. Ama şöyle söyleyeyim. Aldığımda LPG olmasa ben tattırmazdım. Tattırmaz mı? Tattırmazdım. Ama o zaman bize detaylı bir yakıt verisi ver. Abi benzin de çok iyi ya, dur. İstersen devam et şöyle. Yok yok, yeter ya, çok fazla gösterdim. Gayet gidişini anlamışlardır mutlaka.
Çünkü burası zaten sert bir nokta. Ya yakıtın sıkıntı da... Evet, dinliyoruz seni. Uzun yolda en son mesela Konya'dan Ankara'ya gelirken 1 lira 10 kuruşla geldim. Sen ciddi misin? Ciddi söylüyorum bak. Yani 120-130 ortalama. Yani abi çok iyi. Şey yani değil, öyle ne yapar bu ben sana söyleyeyim. Kasmaz. 6 litre yapar. LPG'de 6 litre yapar. LPG'de 6 litre. Aynen. Okay. Evet, LPG'de 6 litre yapar. Hani o aşırı memnun ediciydi. Yani şehir içinde devamlı biz dur kalk trafikte hareket ettiğimiz için o biraz yüksek oluyor. Yani en son 2.75 civarı falan. İki, aslında o kadar fark olmaması lazım. Biraz bunda işte şey de vardı. AFR ayarı vesaire. Yeni yapıldı şu yeni anda. Yeni yapıldı. Onu tekrar yani ölçeceğim. Şehir o kadar fark etmemesi lazım. Aha. Çünkü 2.75 demek ne yapar biliyor musun abi? 2.80 desen 2.80'i 20'ye böldüğümüzde 14 litre yapar şehir içerisinde. Yok o fazla bunun için. Aslında atmosferik kökenli işte şehir içerisinde 10 litre aklını düşün de yok yine fazla. Ne yapar biliyor musun şehir içerisinde? 11 litre falan yapar. O da 2 lira 20 kuruş falan yapar. Normalde hani... Ya da pahalı bir yerden aldın. Çok pahalı bir yerden aldın o hesapladığında. Öyle de olabilir. Yani o da olabilir bilmiyorum. Ama alıştım ha değil mi? Gayet rahat kullanıyorum ben yani. Ben çok memnunum arabada. Gerçekten güzel ya. Abi elinize böyle eldiven gibi oluyor. Hani samimi söylüyorum. Değiştirirsem tek bir sebebi olur. Otomatiğe geçmek için. Başka hiçbir memnuniyetsizliğim yok yani. Bu süreç yani 7000 kilometrelik bir süreçte bir arıza hiçbir arıza vermedim. Kaos genel anlamıyla böyleydi. Dilimizin döndüğü kadar sizlere anlatmaya çalıştık. Gerçekten göründüğünden daha büyük, göründüğünden, düşündüğünüzden daha çok şey sunan bir otomobil size Kaos. Çünkü içerisinde gerçekten böyle evet abi bu araba ya dediğiniz detayları birçok yerde var. Ben beğendim. İnşallah faydalı bir video olmuştur sizler için de. Siz de mutlaka Kaos'la ilgili bir geçmişte yaşadığınız bir şey varsa mutlaka yazın. Kullanım yorumlarınız bizim için önemlidir. Onun haricinde kardeşim sana çok teşekkür ederim bir tanesi. Rica ederim. Sen de öylesin. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.